Kronos Teresi. Yan tarafı, yan tarafı döndür, yan tarafı döndür. Askolos Teresi'nin yan tarafı, yan tarafı döndür, yan tarafı döndür. Bugün de böyle geçti, bugün de böyle geçti. Yarın Allah, yarın Allah kerimdir, yarın Allah kerimdir. Bugün de böyle geçti, bugün de böyle geçti. Yarın Allah, yarın Allah kerimdir, yarın Allah. Oy Trabzon, Trabzon, senden ayrı, senden ayrılacağım, senden ayrılacağım. Sen aklıma gelende, sen aklıma gelende. Düşü bayı, düşü bayılacağım, düşü bayılacağım. Sen aklıma gelende, sen aklıma gelende. Düşü bayı, düşü bayılacağım, düşü bayı. Valla bu saatte bana kimse çaldırıp söyletemezdi şimdi bu şarkıyı. Şimdi biz bunu üstümüze alsak, bunun havasını atsak, işte bizim programın farkı desek falan nasıl olur? Direkt bir rantçı davranıp girsek olaya. Ya şimdi... Onu koymakta zorlandınız mı bir yere? Önemli değil, böyle durur. Biz müzisyeniz o iş yani, konuşmacı değiliz biliyorsun. Sorun yok. Beğendiniz mi parçayı? Ya estağfurullah. Hocam sizin her parçanız başımızın tacıdır. Beğenmek ne demek? Vallahi bilmiyorum. Bunu ben yazmadım. Bu bir Karadeniz türküsü zaten. Askoros Teresi. Yorumladım sadece. Yollar hayatınız yolda geçiyor. Size çalışırken Ece ile onu düşündük. Datça'daki evinizde ne kadar oturup... Şunu düşündük. Ev kira mı? Ev sizin mi? Niye bunu düşündük? Çünkü dedi ki Ece, eğer evi kiraysa evinde hiç oturmuyor ki, oturmadığı eve kira ödüyor dedi. Yok oturuyorum. Kira değil ama kirada oturduk orada zamanında. Ama Datça'nın içinde değiliz biz, bir köyündeyiz. Eşimle beraber. Kaç işte 16 yıl önce karar aldık, böyle bir karar. İstanbul beni biraz yordu, eşimi de öyle. Emekli olunca, emeklilerin yeridir zaten o bölgeler. Bir ev kiraladık orada. Bir 6-7 sene kaldık o kiralık yerde. Sonra ev sahibimiz çok tatlı bir insandır. Dedi ya ben emekli oluyorum. Bu evi bölelim. Bahçeli bir evdi böyle. Büyük bahçesi olan. Müstakil bir ev. Öyle lüks bir şey değil tabii. Yani orada nasıl sayılır öyle. Sonra dedi ben dedi böleyim evi. Bir bölümünde siz oturun. O bizden çok mutluydu. Biz de ondan çok memnunduk. Öyle olunca eşime dedim ki Gülsen hadi gel bakalım bir arsa bak. O zaman arsalar biraz ucuz demeyelim ama yani bizim kesemize göreydi. Yani. İşte öyle bir arsa aldık, sonra bir ev yaptık ve öylece yerleştik oraya. Yani evi yaptıktan sonra evimize taşındık. Kiracılıktan kurtulduk. İyi güzel, o zaman Ece rahat ettin mi? Birim maliyet olarak Fuat Bey'in orada yaşadığı günlere böldüğümüz zaman bir zararı yok yani. Evi yok kiralamamış. Ya, yok ya. Kendirilmiş. Zaten eşi de oturuyor yani o esnada orada. Fuat, biz onu barınma sorunu üstünden giderek onu çözmeye çalışıyoruz. Daha eşitlikçi bir yaklaşım olsun diye. Şimdi bizim ekip beni taciz ediyor. Öyle. Yönetmen neye taktı? Sizce neye takmış olabilir? Oradaki mikrofon o duruşuna taktı. Dursun, ama o mikrofonu oradan alalım. Ama ben müzisyenim dedim ya baştan. Müzisyenlerin önünde böyle durumlarda belki bir mikrofon Fuat Bey, olur. Ceyhun'cum, belki Fuat Bey canı isteyecek bir şeye şarkıyla cevap verecek. Yani onun için hazır belki olalım. Belki bilmem ne olacak. Yani illa her seferinde Oscar'lık performansla mı çekmen gerekiyor? Mesela bu sefer bazı sorulara cevap vermektense şarkı söylemeyi tercih edebiliriz. Canınız ne istiyorsa. Madem aldık gitar elimize. Dükkan sizin. Ben baştan dedim. Dükkan sizin. Ceyhun'cum tasarrufunu o yönde kullandı Fuat Bey. Bundan sonrasını sen düşün. Kamera açılarını mı kaydırırsın? Ne yaparsın? Yönetmen olan sensin. Yollar. Yollar şöyle. Aslında ben 4-5 aydır hiç yola gitmedim. Ama bilinçli olarak gitmedim. Karar aldım öyle. Hı-hı. Çünkü yorucu oluyor tabii. Yaşlarda ilerledikçe daha da yorucu oluyor her şey. Çünkü oradan başladığınız zaman en az bir 1500-2000 kilometre yapıyorsunuz. Ben otomobille gidip geliyorum. Neden bu arada? Pardon. Neden otomobil? Biliyorsunuz onu ama bana soruyorsunuz. Yok gerçekten bilmiyorum. Yok valla bilsem... Ya benim uçak korkumun bütün dünya bilmiyordum. Bilir. Yemin ediyorum bilmiyordum. Yok biniyorum. Zaman zaman biniyorum da. Ya karadan gitmek hoşuma gidiyor. Neden? Ya hem
coğrafyanı tanıyorsun, insanlarını tanıyorsun. Ne bileyim yani inip bir yerlerde çay kahve içtiğinde orada bir iki sohbet ediyorsun. Bilmem ne. Uçakta bindiğinde, şimdi bu bahane değil tabii. Yani ben baştan söyledim, korkuyorum evet uçaktan, uçakla hareket etmekten. Ama karadan gitmeyi de seviyorum. Geçmişe dayanabiliyordum o yolculuklara. Şimdi biraz demeyelim ama... Yoruluyorum. Siz mi kullanıyorsunuz? Yok, ben kullanmıyorum. Tamam. Ben ehliyetim bile yok. Hadi. Keşke söylemeseydim. Yok, ehliyetsiz mi kullandığınız zamanlar oluyor yoksa? Yok canım, eskiden yoktu. Şimdi var ehliyetim. Ya şu anda inanalım mı buna? Tabii canım, niye? Ben yalan hiç konuşmadım. Ya. Yalan konuşmadığımız için bu memleketten biliyorsunuz neler geldi başımıza. Evet, o da var. 20 yıl. Ya şey bağlamayacağım ben burada. Hani sıla özlemi, gurbetçi psikolojisi, bunların hiçbirine bağlamayacağım ama 20 yıl başka bir yerde, başka bir dilde, başka bir kültürde, başka bir yerde yaşamak da çok şey katmıştır. Katmaz mı? Her türlü tabii yani. Gerçi o isteğe bağlı bir şey. Yani zorunlu olunca tabii bazen şartlar değişiyor tabii. Ama şöyle söylemek lazım. Ben onun o zoru başaranlardan oldum. Şimdi bizim resmi kayıtlara göre 80 darbesinden sonra 35 bin aydınımız ve entelektüelimiz memleketten gitmiş. Ama aslında UNESCO'nun kayıtlarına göre bu rakam 135 bin. Tabii. O civarlarda bir şey. Bayağı ciddi bir rakam. İşte çoğu kuzey ülkelerine de gidenler tabii, var. Sizin gibi Almanya'ya gidenler de var. Orada dönüp dönemeyeceğinizi bilmeden, yani o kapı kapalı düşüncesiyle yaşamınızda size ne yaptı, neyi değiştirdi? Şimdi şöyle söylemekte yarar var. Ben çok aniden böyle bir şey geldi başıma. Yani aniydi. O bulunduğum ortama uyanlardanım. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü kabullenirim ortamı ve o ortamda yaşamak zorundaysam onun koşullarını da yerine getiririm. Onu da yaptım ve o nedenle yani çok büyük sıkıntılar olmadı ama işte özlemler var tabii. Yani her şey öyle. Coğrafya özlem de diyebiliriz ona ama coğrafya insansız bir işe yaramıyor biliyorsunuz. Yani insanlarla birlikte coğrafya güzelleşiyor. Tabii aileden ayrıldık. Dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan ayrılmak zorunda kaldık. Yani benim istediğim bir şey değildi bu. Başıma gelen bir şeydi. Ama kötü de olmadı. Yani ne bileyim. Şimdi biz okullarda İngilizce öğrenirken orada Almanca öğrenmek durumunda kaldık. Kötü mü oldu işte Almanca öğrendim? Bu güzel bir şey. Çok insanla tanıştık orada. Özellikle müzikle ilgili. Oradaki yaşadığım her şehirde ki ben Paris'te de yaşadım 3,5 yıl. Köln'de yaşadım, Hamburg'da yaşadım. Orada kurduğum ilişkilerden o ülkenin güzel cazcılarıyla güzel müzikler yaptık o zaman. Onlardan öğrendim. Onlar benden öğrendi. O caz sound'u biraz oradan mı geldi? Tabii. Neden? Çünkü benim müziklerde genellikle demeyelim ama sık sık o motiflere rastlanır. Biz ona folk caz diyoruz. Folk caz. Folk caz diyelim. Doğru kullanalım. Öyle ağır caz biraz evet. Yani ağır cazla ilgilenmedim. Çünkü onunla ilgilenebilmek için 20-30 sene çalışmak lazım. O kadar. Tabii ya. Yani sizin birikiminizin üzerine 20-30 yıl daha koymak. Ya şöyle şimdi herkes yaptığı müziğe işte caz diyor bilmem ne diyor. Onu bağlıyor bluesla yok bilmem neyle vesaire. Olabilir yani eyvallah ama... Asıl ustaların yetişmeleri bayağı zaman alır. Çünkü çok çalışmak gerekiyor. Ben tembel bir adamım. Çok fazla çalışmadığım için. Cazın o ağır bölümüyle, o klasik caz zaten başka bir şey. Daha çok böyle bluesla karışık. İşte cazın esprilerini kullanmaya çalıştık. Fakat bende çalışan arkadaşlar yıllarını vermişler tabii caza. Onları... Böyle eklektik olmadan benim müziklerimle birlikte bir tencerede kaynatmayı becerebildik. Yani lezzetli bir şekilde o çorbayı yiyebildik. Bunu başardık. Bana göre başardık. Ne kadar çok seviliyorsunuz, ne kadar çok hayranınız var. Konserleriniz tıklım tıklım.
çok konser veriyorsunuz. Yok yok, öyle değil aslında. Niye canım? Yani, arka arkaya bayağı günlerce verdiğiniz oluyor. Ya şimdi şöyle, günümüzde yani ülkenin içinde bulunduğu koşullarda, ekonomik koşullarda insanlara konser yaptığınızda eskisi kadar salonlar demeyelim ama benim çaldığım yerler daha çok işte yemekli, içkili bilmem ne vesaire öyle yerler. Neden? Unutmasın bizi insanlar. Seviyorlar bu müziği, dinletelim onlara. Mümkün olduğu kadar onların kesesine uygun hareket edelim deyip öyle yola çıktığımızda tabii 5-6 konser arka arkaya oluyor, olmuyor değil. Bu bazen 10 konseri buluyor evet, ama evet, dayanamıyor insan günlerce. Tabii. Yani yoruluyorsun çünkü neredeyse her gün söyledim işte bu son kaçında çıktık evden biz? 15'inde. Bugün ayın kaçı? Biz 15 gündür 10 konser yaptık. Az yani bu şimdi az bu değil tabii. Bir de bizi bırakmıyorlar ki çıktığın zaman sahneye 2 saat, 3 saat söylüyorsun. Yani sabahlara kadar söylemiyoruz tabii ama yorucu oluyor tabii. Bereket benim yaşadığım yerde deniz var, güneş var, oksijen bol. Rüzgar var. Hastalanmıyoruz. Rüzgar var. Peki az önce dediniz ya insanlar unutmasın diye. Unutulmaktan korkuyor musunuz? Hayır hayır öyle bir şey yok. Yani ben çünkü hiçbir zaman müziği şöyle yapmadım. Yani başlamadım. Kendim için müzik yaptım. Sonra dinleyenler ki hep yakın çevremize çaldık tabii bunlara. Ta 1960'lardan itibaren. Ve onlar sevdiler. Sevdikçe başkalarına dinlettiler. Onlar sevdiler. İşte böyle bir tren şeyleri gibi ne dersiniz? Vagonlar. Vagonları gibi eklenip gitti. Yoksa öyle ben bu şarkıyı yaptım. Bunu nasıl patlatacağız? Ne olması lazım? Öyle bir şey yok. Önce kendini seveceksiniz yaptığınız iş. Seviyorsanız sorun yok. Ama insanın da şimdi belli bir yerden, yaştan ve tecrübeden sonra ya arkadaşım ben buyum işte bak ben Fuat Sakay'ım bu kadar da saçımı ağarttım, bunları da yaptım, buraya geldim dedikten sonra belki bu kadar hayata karşı tamam budur diyebiliyor. Ama öncesinde böyle olmuyor. O noktaya gelmek siz dediniz ya az önce ben tembel bir adamım diye. Ben sizin tembel olduğunuza hayatta inanmıyorum. Yok canım, bence o parantez içindeyim. Hayır siz şöyle bir adamsınız. Yapabileceğinizi biliyorsunuz. Yapmak istediğiniz zaman yapıyorsunuz. Arada böyle bir fark var tembellikle. Siz evet, onu evet, yapabileceğinizi evet, bildiğiniz yani, için tembelsiniz. Ara vermeye tembellik diyorum. Ben mesela 4 aydır işte birkaç parça çalıştım kendi stüdyomda. İşte o bölgedeki. İsmini söylemiyorum çünkü ismini birkaç yerde seneler önce telaffuz ettiğimde orada neredeyse hiç kimse yoktu. Biz bize köylülerle işte gelen az sayıdaki turistlerle dışarıdan gelen, turistlerken yerli turistlerle, daha aydın, daha entelektüellerle denize giriyorduk. Deniz bomboştu. Şimdi denize adım atacak yer kalmadı. Neden? İşte biz bunları anlata, söyleye söyleye. Aa bak biz buradaydık, işte orası çok güzel. Yani emekli olan geldi. Gelecek tabii yani kimseye yasak koyamayız orada. Öyle bir şey yok. Fakat o kalabalıktan mutlu olanlar da varmış mevsim. Onu anlayamadık biz. Yani bin bir ayak oldu orası. Nerede kalmıştık? Bu sorunun... Tembellik. Tembellik seçeneğinizle bir tembellik evet, o. Evet şimdi bu tembellik şöyle bir şey. İstediğim zaman tembellik aklımı kullanıyorum. İşte tam onu demeye yapıyorum. Çalıştığım buydu. Yani. Bu arada yönetmenimiz diyor ki Fuat Bey çay kahve ne içer? Hiçbir şey ismi. Hiç mi? Ada çayı, ıhlamur. Şimdi açılmışken konuşalım. Araya sokma. Sizde işte. Bir ada çayı tipi var gibi şurada Fuat Bey. Yok ya ada çayına gerek yok. Şimdi dediniz ya bazıları kalabalığı seviyormuş diye. İnsanlar yaş aldıkça çok ilginç. Cadde önü yerlerde oturmak istiyorlar. Evet. Caddeye bakan, insanları geçerken otoban gören. Otoban manzaralı ve otoban evet. Gürültülü. Niye öyle oluyor? Ya şimdi şehir insanların kulaklarını biliyorsunuz. Kulaklar şehrin bir gürültüsü var. Bu gürültünün içerisinde insanların kulaklarına gidip herkes tek tek şey yapsa, kontrol ettirse şeye, kulak buruncuları, kulakları hep şeydir. Yüzdeleri düşmüştür kesinlikle. Gürültü de bir yerde şimdi gidiyorsun yolda, yürüyorsun. Tak diye bir korna basıyor. O ne yapıyor biliyor musun?
Kulak kilitleniyor. Ve biz bunu fark etmiyor muyuz? Etmiyorsunuz. Aa. Yani etmiyorsunuz derken etmiyoruz. Hayır, etmiyorum. Yani ben kendi adıma da etmiyorum. Etmiyoruz. Hani. Sonra diyorsunuz ya biraz daha sesli konuşsana. Şeyden duyamıyorum seni. Ay bu duymamaktan mı kaynaklanıyor? Tabii canım. Ben diyorum ki biraz duyamadım bir daha söyle diyorum. Meğerse ben duymuyorum. Tabii. O yok, kısık konuşmuyor. Yani, size alakalı bir şey değil o değil mi? Yani genellikle bu iş böyledir. Mesela gürültülü müzik yapıldığı zaman da böyle bir şeydir. Özellikle stüdyolarda ki ben 30-40 senedir stüdyoda gürültülü müzik yaptım. Bazen yapıyorum böyle insanlar konuşurken. Bu sağırlık anlamına gelmiyor ama kulaklar hassasiyetini kaybedebiliyor. Yani eskisi gibi çalışmayabiliyor. Çok normal bir şey. Kitap okur musunuz? Kitap yazıyorum. Ne zaman çıkıyor? Yok ya şaka diyorum. Niye? Yok canım. Ama şu 20 yılı bir yazsanız. Ya yazıyorum niye dedim biliyor musunuz? Niye? Şimdi kitap okuyorum tabii okuduk biz. Kitapların yüzünden dünya kadar da işler geldi başımıza. Okumadık mı? Okuduk. Şimdi galiba bu zamana ilişkin kitapla şiir okuyorum mesela. Okuyorum şiir. Çünkü benim işimle de çok alakalı. Tabii. İşim derken yani sanatımla alakalı. Şiirin ritmi de alakalı sadece ben, sözleri değil. Tabii. O da bir müzikal bir gösteridir aslında. Yani o yüzden okurum, içinden beğendiklerimi bestelerim. Yani, tabii illa benim yazmam gerekmiyor. Var mı hiç böyle bir şiir bestesi? Var, çok var da şimdi hani aklıma gelmez hiç ki. Gelince tamam, çalarım. Tamam, tamam. Şey neden sordum bunu biliyor musunuz? Biz geçen yıl, bu ikinci sezonumuz, geçen yıl boyunca gelen her konuğumuzdan şunu istedik. Hayatınızı etkileyen kitabı bize getirin. Başına da yazdırdık. Neden sevgili genç diye, neden etkilediğini anlattırdık. Bana söylemediniz öyle. Bir dakika ama bir dakika. O geçen sezon. Sonra biz bunları topladık. 500 kadar konuğumuz yaklaşık. Yaklaşık 1000 kitap topladık. Ben de getirdim kütüphanemden, arkadaşlar da getirdi. Ve biz o 1000 kitabı nereye gönderdik? Bütün seyircilerimiz merak ediyor. Şimdi bu güzel programda onu açıklayalım. Tabii. Batman Üniversitesi'ne gönderdik. Çocuklar artık o kitapları... sevdikleri ünlülerin ön sözleriyle, kendi yazılarıyla neden onu etkilediğini de okuyarak o kütüphaneden oranın öğrencileri alabilecekler. Yeni gitti kitaplarımız. Sanmayın ki biz bu işe boş verdik. İyi bir üniversiteye yollamak istiyorduk. En ihtiyacı olan yere. Onun için birazcık ağırdan aldık. Buyurun efendim. Görüntüler gelsin. Gitti kitaplar. Getirdiniz, getirdiniz. Ne getirdiniz? Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabını getirdim. Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens. Kitaplar, kitaplar, kitaplar. Ben tarihi çok severim. Tarihimizi bilmek de çok önemli. Ben size Masal Terapi diye bir kitap getirdim. Etkilendiğim 3-4 tane yazar vardır. Biri şeker portakal, diğeri otomatik portakal. Programına katılan konukların hediye etmiş olduğu kitaplara Batman Üniversitesi olarak talip oldu. O muhteşem kitaplar elimize ulaştı. Raflarda yerlerini aldılar. Kitapların sevilen seçkin insanların seçimlerinin olması ayrıyeten öğrencilerimiz için sevmiş kaynağı. Öğrencilerimiz adına Aslı Hanım'a ve ekibine teşekkür ederim. Biz de Batman'a buradan... Sevgilerimizi gönderiyoruz. Rektörümüze de sevgilerimizi gönderiyoruz. Batman Üniversitesi öğrencileri gidin kütüphanenizden isteyin bizim kitaplarımızı, gönderdiğimiz kitapları. Böylelikle biz de bir kütüphane kurmuş olduk sevgili seyircilerimizin de desteğiyle. Peki ben size şimdi desem ki o kadar geçmiş zamanda okuduğunuz yıllar sizin hayatınızda en etkileyen kitap neydi? Hepsi çok vardır ama böyle ilk akla gelen. Var tabii olmaz olur mu? Yani şimdi... Sovyet, Rus edebiyatının neredeyse tamamını okuduk biz zamanında. Onlar hayatımızda, yani benim de hayatımda tabii, çok şeyleri değiştirdi mi? Tabii ki değiştirdi. Dünyalarımızı değiştirdi mi? Evet, değiştirdi. Bunlar romanlardı ama. Daha sonra teorik kitaplar vardı vesaire. Onlar zaten başka bir şey koyuyoruz. Kuramsal kitaplar. Tabii, evet.
Ha, orada Tolstoy'lardan tut, Ostrovski'lere kadar, işte Puşkinler. Tabii yani Puşkin'den tut. Gogol'una. Tabii işte Fransız edebiyatını tabii klasik edebiyattan bahsediyoruz, yani romanlardan bahsediyoruz. Bunları tabii ki okuduk. Ha, şimdi o konular üzerine konuşalım derseniz, o kitapları bir daha okumak gerekiyor. Bu 50 sene önceydi çünkü. Ama 50 sene önceki Fuat Sakal ile 50 sene sonraki Fuat Sakal'ın bakışı da değişmiştir. Evet. Şimdi öyle geliyor aklıma ki yani ben şimdi hayal gücümü biraz daha bilinçli olarak kurgulayabiliyorum. Yani daha fazla hayal edebiliyorum ve onu bir şey haline getirebiliyorum. İşlevsel bir hale getirebiliyorum. Hayata mı pozitif döndürebiliyorsunuz? Pozitif bir hale, hayata döndürebiliyorum. Yani sanki yaşanmış gibi düşünebiliyorum o konuları. Diyorum ki ya bu kitabı okuyana kadar ben kendim hayal kurayım. Ama bu bir kibir değil mi hocam ya? Kibir bu. Kibir ama yani. Nasıl bir kibir biliyor musun? Şimdi alıyorum bu son zaman yani kimseye benim söyleyeceğim herhangi bir negatif bir şey eleştiri yok. Getireceğim bir eleştiri yok. Öyle bir şey yok ama aldığım kitapları başlıyorum. Sonunu tahmin etmek diye bir şey vardır ya. İşte ben tahmin etmiyorum ama nasıl ilerleyeceğini aşağı yukarı yakaladığın zaman enteresanlık kalmıyor. O zaman tabii. Sizin için yol değil varılacak yer mi önemli? Yani varılacak yere varmış değilim ben. Çabalıyoruz. Oraya. Nereye varılacak varmak yer, isterdiniz? Varmak istediğim yeri ben söyleyeyim. Kitap yazmak istemezdim. O tabii yani herkesin bir işi var. Şimdi biliyorsunuz bir yazar işte gazetelerde yazarlık yapıyor. Mesela ekonomi konusunda işte makaleler yazıyor vesaire falan. Sonra bakıyorsunuz o yazar müzik üzerine de yazıyor. Sonra o yazar spor üzerine de yazıyor. O yazar sonradan kendi alanı olmayan İşte heykel üzerine, resim üzerine, bir sürü şey üzerine yazı yazıyor. Halbuki kendi alanında kalması gerekirken diye düşünürüm ben. Orada kendini beş adım daha ileriye götürebilecek çalışmaların içerisine gerekirken daha doğrusu. Benim Türkçem 20 senedir bozuk. Benimki de bozuk. Bu önemli değil. Ama biz birbirimizi anlıyoruz. Şimdi bütün bunları şunun için söyledim. Yani herkes kendi işini yaparsa daha doğru olur. Ben müzik yapayım gerçekten. Ha, marangozluk da yapabiliyorum. O sorun değil. Ama kimseyle paylaşmıyorum. Evimin işlerini hallediyorum vesaire falan. Elektrik işlerini de halledebiliyorum vesaire. Ama bu sanat işi başka bir şey. Yani burada insanlara yol gösterici de olmak gerekiyor. İnsanları güzel şeylere sürüklemek, onların arkasından yürümelerini sağlamak da önemli. Çok mu konuştum? Hayır, şey diye düşündüm. Hani insanlara da bir şey vermek gerekiyor derken orada ne verilebilir? Mesela siz ne veriyorsunuz? Sizin birikiminiz neyse onu vermeniz. Ama hangi birikim? Şimdi negatif birikimler de vardır. O negatif birikimleri verirseniz işte ortaya gördüğünüz gibi böyle toplumsal bir sürü eğik, buğuk, bükük, eğri, büğrü işler çıkar. Negatif birikimden kastınız ne? Negatif birikimler şunlardır. Yani dünyaya dair. Dünyaya dair birikimlerden bahsediyorum ben. Yani pozitif bilimler mesela. Böyle baktığımız zaman pozitif bilimler insana bu dünyada şey olur. Lazım olur. Başka bir dünyada değil. Oo, bir dakika, çok derin yere geldik. Yok, felsefe yapmıyoruz. Öbür dünya tabii. İçin ne yapıyorsunuz o zaman, öyle sorayım. Öbür dünya için herkesin bir niyeti vardır, onu yapar. Var mı bir niyetiniz öbür dünya için? Ya da şöyle sorayım. Var hadi, tabii, yıldızların tamam. Birinde buluşuruz mesela. Aa, ne güzel olur. Ama yine gitarınızla. Gitarla ben size çalayım bir tane şey, benim ilk bestelerden. Dedik ya şiir işini. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceliğin. Efkarlıyım, efkarlıyım. Elini ver nerede elin.
geceleyin karlı kayığım, ormanında yürüyorum. Karanlıkta etrafımı gündüz gibi görüyorum. Ben oradan geçerken biri amca dese gir içeri, girip yerden selamlasam hane içindekileri. Şimdi şuradan saptın mıydı? Çosetiren yol ova, 25 kilometreden pırıl pırıldır Moskova. Pırıl pırıldır Moskova. Ne kadar değişik olmuş. Evet, değişik. Bunlar tabii bizim gençliğimizde o büyük heyecanların içerisinde yapılmış şarkılar. Ne zaman yaptınız bunu? 70'lerin başı işte. Yani. Biz ama Karlı Kayın'ı hep Zülfü Livaneli'den biliriz. Zülfü bu Nazım şey Hikmet'in tabii o daha büyük kitlelere yayıldı. Tabii doğruydu da o zaten. Ama bu besteyi ben yaptığımda bizim üniversiteli arkadaşlarımızın arasında, mahalledeki insanlar arasında, işte o zaman demokrat insanlarıyla birlikte dinlediğimiz. Fakat tabii kaç 14 yıl sonra ya da 15 yıl sonra bir çalışmada yurt dışında bunu yayınladım ben tabii. O zamanlar öyleydi. Hazır Moskova'dan da bahsetmişken bir otobüs yolculuğuna da benzetiyorsunuz değil mi? Karadeniz'den çıkıp böyle... Moskova'ya bir otobüs yolculuğu. Ya şimdi o biraz mizansenle alakalı bir şey. Konserlere başlamadan insanlara diyorum ki bir otobüsle yolculuğa çıkalım şimdi Anadolu'da. Fakat Anadolu'nun sınırlarını zaman zaman aşabiliriz. İşte o arada mesela bu şarkıya sıra gelince diyorum şimdi bir Moskova'ya getireyim sizi otobüsle beraber. İşte Nazım'ı ziyaret edelim mesela diyorum. İşte Trakya'ya gidelim, şu türküyü dinleyelim, ne bileyim Ege'ye gidelim. Neden söylüyorum onu? Sahne biraz teatral bir olay aynı zamanda müzisyenler için. Biraz teatral bir olay. Onun için sahneyi kullanmanın yollarını bilmek gerekir. Ha, ben çok mu iyi biliyorum? Hayır, içimden geleni yapıyorum. Eskiyi özlüyor musunuz? Yani o 70'lerdeki anlayışı. Ya da sizin de dünyanız o hayal kırıklıklarıyla yıkıldı mı? Yok. Benim umutlarım hiç bitmedi ve benim çevremdeki arkadaşlarımın da bitmedi. Biliyorsunuz bu ülkede dünya kadar yıl mapushanelerde yatıp dışarı çıkıp hala umudunu yitirmeyen çok insan var. Şimdi sanatta da böyledir. Ama şöyle bir şey var, bu son içinde bulunduğumuz dönemde kültür ve sanat üzerine Türkiye'de maalesef bayağı bir çöküş söz konusu. Çöküş diyorum. Nedeni de bu sanatçılarla alakalı olmayan bir şey. Yani daha çok, mesela ben soruyorum şimdi, kültür sanat programıdır bu da sizin yaptığınız bizimki ama bu ne kadar? Evet. Ama bak müzik yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Bizimki hayat. E tabii, yani böyle olması gerekiyor. Hani evin bizim bahçesinde otururuz da sen bir şarkı söyle, öbür sohbet et. Onun gibi bir şey. Fakat şey, yani bu programlar ne kadar azalırsa insanların kültür birikimleri de o kadar azalır. Çünkü televizyonların başından ayrılmıyor ki insanlar. Sürekli televizyonlara bakıyorlar. O program, şu dizi bilmem. O araya bir... ne derler ona, bir kültür programını koymanın hiçbir sakıncası olmadığı gibi
sakıncası var koymamanın. Televizyonlar da kolayına kaçıyorlar biraz galiba. Evet, onu yani söylemeye çalışıyorum. Yani. Saatlerce işte stüdyo programlarını koyup oraya dayayıp o kavga dövüş, birbirini yedirme daha rant geliyor. Yani daha tabii, çok para var. Bu coğrafyanın çok büyük geçmişte kültür insanları var, hala var yaşayan ve büyük ozanları var. Ve Anadolu büyük bir kültür. Ya bunu bilmeden doğup büyüyüp ölen insanlar var. Türküler var. İşte onu diyorum. Türkü çalınmıyor. Yani türkü çalınmıyor artık televizyonlarda. Evet, maalesef öyle. Yani benim çocukluğumda mesela bilirim babaannemin hayran olduğu türkücüler vardı. Olmaz olur mu? Onlar çıktığında böyle evde her şey dururdu. Tabii geçmişe özlem mesela oradan başlıyor. Bizim evde türkü dinlenirdi. Babam benim iyi saz çalardı. Bir de iyi yaylı tambur çalardı. Hem klasik Türk müziği dinlenirdi hem türkü çalınıp dinlenirdi ve birlikte söylenirdi. Televizyon yok o zaman. Bir tek radyo var. Radyo da saat 8-9'larda arkası yarından sonra ne tiyatrosuydu? Radyo tiyatrosu. Sabah 10'da vardı radyo tiyatrosu. Evet, bir de akşam da vardı galiba. Evet, öyle evet. Hatırlıyorum. Bilmiyorum arkası ama. Yarınlar vardı. Onları özlüyor insan. Yani. Şimdi o daha samimiydi, daha insancı. Ben şeyi de merak ettim. Hani o 60'ların sonu, 70'lerin kafası, o daha ideolojilerin ayrılıp daha evet, insanların kendi ideoloji, fraksiyonların olduğu, altta kendi parçalanmalarının olduğu o dönemde hani ne bileyim sosyalist bir söylem olabilir, bu komünist bir söylem olabilir, tabii. Daha sağcı bir söylem olabilir ama paylaşmak, adalet gibi kavramlar. Ben o günleri özleyip özlemediğinizi merak ettim. Çünkü bugün biraz da kredi kartlarının da çıkması, internetin de çıkmasıyla daha bir teknoloji diye bireysellik, bir şey. Bireysellik var ama ne yazık ki dünyada hiçbirimiz birey olmayı da başaramadık. Bu kadar toplulukların budandığı bir dönemde özlemleriniz var mı o toplu hareket etmeye? Özlemler var tabii. Mesela eski dostluklar, arkadaşlıklar, mahalle kültürü, mahalle dayanışması bunların hiçbiri kalmadı. Vardır belki işte sağda solda. Anadolu'da bile köylerde yaşıyoruz. Biz orada bile var. Tabii ufak tefek şeyler yok değil. Mesela o dayanışmaları özlüyoruz. Yani şimdi cenaze ve düğün diye bir şey vardır. İki konu vardır. Mesela hem cenazede hem düğünde buluşmak çok önemlidir. Hala o kültürü yaşatırlar bizim yaşadığımız bölgede. İsmini vermeyeceğim. Sakın sormayın. Ben söylemeyeyim değil yok, mi? Yok yok sen tamam. Söyleme. Boş ver ya. Böyle bir giz olarak, gizem olarak kalsın orada. Aynen. Ya zaten artık çözülmüş, gizemi de kalmamış. Fuat Sakan'ın yaşadığı bölge diye yok, geçiyor. Yok, ben orada yaşıyorum diye değil. Herkes şikayetçi orada. Köylüler de şikayetçi yani. Bu kadar insan var. Siz istediniz turizmi. Turizmi istediniz, sonra şikayet ediyorsunuz. O zaman olmaz. Neden yerlerini sattılar vesaire oldu. Neyse, oraya o konuya girmeyelim. Şimdi bu dostluk ilişkileri, mahalle komşuluk ilişkilerini çok özlüyorum. Bir. İkincisi, seyahat etmek eskiden havadan olmazdı, hep karadan. Yani çok pahalıydı çünkü uçaklar vesaire. O karadan yolculuk yapanlar kendi coğrafyasını daha iyi tanıyordu. Hı hı. Çok kaza oluyordu, çok bilmem ne oluyor, trafik hataları oluyordu, yollar kötüydü. Yani bütün bunlara rağmen o dayanışmalar güzeldi. Yani fantastik geliyordu bana işte bir köyün içinden geçerken insanları görmek o zamanlar. Hmm. Tabii mesela neyi özlüyorum? Biz üniversitede okurken hala öyledir de. Şimdi yeni gençlerde tabii o birey olmaktan bahsettiniz az önce. Böyle birey neden olmuyoruz diye. O zamanlar biz galiba onu da bilmeden, o kavramı da bilmeden bireydik aslında. Birey miydiniz Fuat Bey? Gerçekten birey miydiniz? Tabii ben çünkü iyi saz çalardım, iyi gitar çalamazdım ama sonradan çaldım. Birçok enstrüman çalardım ve hayata bakışımı kendim yönlendirebiliyordum okuyarak. Öyle miydi? Hani o topluluklar, gruplar, işte belki düzene isyan etme halleri sizi aslında birey olmaktan alıkoyup bir... Onun hayır, bir hayır, tam tersine ben birey olarak mi? İtiraz ettim zaten o işlere. Hala da öyledir. Hı hı. Ben birey olarak, ben herhangi bir partili ya da herhangi bir ne derler, oralarda değilim ben. Bağımsız bir insan olarak bunu söylüyorum. Yani bugün daha çok birey olmuş olabilirim ama geçmişte de bu azımsanmayacak bir bireylik. Yani. O zaman durduğunuz yeri tarif ederken mesela sizin için ne söylenmesi doğru olur? Ne denmeli? Adil bir adamdı.
aslında sosyal demokrasi, şu anda tamamen atıyorum. Aslında sosyal demokrasiye inanırdı ama işte şöyle şöyle şöyleydi de eşitlikçiydi. Yani ne tür bir şey söylenmeli? Ya şimdi bizim ailenin biliyorsunuz Hasan Saka ismini duymuşsunuzdur. Tabii tabii. Atatürk'ün en önemli arkadaşlarından bir tanesi bu. Hı hı. Tamam bana söyleyin yapayım ben onu. Huylu yönetmen huylu. Ne yapayım ben? Ama doğru ya konuşurken tabii mikrofon geliyor şu. Ne yapayım siz istediniz ben müzik yapayım. Yok, diye. Müzik yapın. Yapınca da böyle oluyor. Biz çok mutluyuz. Herkes şu anda mest olmuş durumda. Hasan çalarız Sakay'ı rahmetli Hasan Sakay'ı. Bir şey anlatmak isterim. Yani şimdi bizim birey yani dedik ya birey oldu. Bizim ailemizde özellikle bizim ailemizde çünkü Saka sülalesi bunlar babamın amca çocuklarıydı. Bunların farklı bir bakışı vardı şey hayata. İşte mesela bu cumhuriyetçi işte olmak. Hı hı. Yani cumhuriyet insanı olmak vesaire o konularda çok hassastılar. Biz öyle büyüdük evimizde doğal olarak. Çünkü cumhuriyeti sevdiler. Cumhuriyeti sevmeyenler de vardı o zaman. Hala var ama cumhuriyeti onlar sevdiler. Öyle olunca biz evin içinde öyle büyüyünce özgür büyüdük aslına bakarsanız. Yani benim babamın bana bir defa dokunduğunu hatırlamam. Sarıldığını hatırlarım da. Yani yapma lan şunu dediğini hatırlamam. Annemin de öyle. Biz altı kardeşlik hiçbirine. Neden? Evin içinde bir demokratik şey vardı. Yaşam vardı. Abilerim futbol oynardı. Futbol ailesiydi aynı zamanda bizim aile. Ben de futbol oynadım ama müziği seçtim. Bir de resmi seçtim. İşte resim okudum. Şimdi bu bağlamda söyleyeceğim şey tam birey olabildik mi? Tabii ki olamadık. Mesela bizim ergenlik çağlarımızda utangaç bir çocuktum. Hı hı. Hepimizin olduğu gibi galiba. Yani bilmiyorum. Herkes değildi belki ama ben utangaçlık şöyle bir şeydir. Yani karşı tarafa saygı duyma, karşı tarafı üzmemek, kırmamak adına utangaçlık. Yoksa kendimden utandığımdan değil. Yani. Çünkü ben hiç kimsenin yapamadığı işleri yapıyordum. Akordeon çalıyordum, futbol oynuyordum. Hiç kimsenin derken yani bizim çevremizdeki hiç kimsenin. O bana güven veriyordu. Ben bunları yapabiliyorum diyorum. Yüzüyorduk, iyi yüzüyordum. Bunlar şimdi önemli şeyler, faktörler hayatımda. Ama bugün birey oldunuz mu sorusu bence daha önemli. Evet, ben birey oldum. Yani tam anlamıyla birey oldum mu? Evet, %99 oldum. Çünkü kararları ben alıyorum, ben veriyorum. Geçmişte kararları bazen başkaları alıyordu. Siz onunla beraber hareket ediyordunuz. Şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Daha çocukluktan, ergenlikten yüzüyordunuz. Tabii canım. Başka he. Neler yapıyordunuz? Onları bir daha bir sıralayalım mı? Yüzüyordunuz. Ya iyi futbol oynuyordum. İyi futbol oynuyordunuz. Resim yapıyordum. Resim yapıyordum. Ondan sonra işte müzik yapıyordum. Yani. Müzik ve eğitiminize devam ediyordu. Tabii canım. Bunların tamamını yapıp tabii sonrasında mecburiyetten dolayı Almanya'ya gidip dil de öğrendiniz. Almanca da öğrendiniz. Tabii tabii. Neden bunu söylüyorum? Ben bunu hep kendi konferanslarımda falan da söylüyorum. Yani diyorum ki bu memleketten en çok neden şikayet ediyorsunuz diyorum mesela herkes. Herkes eğitim diyor. Eko bir şey diyor yani kaldırıyor. Peki diyorum. Sen bir ülkesin, adın ne Ayşe? Ayşe ülkesisin. Hı hı. Kendinle ilgili neden şikayet ediyorsun? Senin eğitim sistemin nasıl? Çünkü sen kendin bireysen, kendi ülkenin cumhurbaşkanı da sensin. Söyle bakalım, kendi eğitim sisteminde dil tabii. Biliyor musun? Evet. Spor yapıyor musun? Müzikle uğraşıyor musun? İşte okulun, hayır yok. O zaman bir bırak. Bir yapamayacağından değil. İlgi duymadı, yapmadı hiç. Ama lakırdımız çok. Evet. Hepimizin geyiği çok. Herkes tabii, eğitim, tabii. Ya arkadaşım kendine önce bir, kendi eğitim sistemini bir yap. Tabii tabii. Yani onun için bu çok ilham verici bir şey sizinki. Siz çocukken tabii çocukluktan bile başladı yani evet. Bütün bunlar. Yani ilkokuldan başladı. Hı-hı. Ben ilkokul 7 yılda bitirdim. Neden? Çünkü ilkokuldan ayrılmak istemedim. Çok hoşuma gitti ilkokul. Bana tembel dediler, bilmem ne dediler. Desinler, çok önemli değil ki. Ben çocuğum ya. Orada bir de okulumuz inanılmaz güzel bir ilkokuldu. 4 sınıfı vardı. Bunu anlatmak zorundayım. Kilise vardı okulun yanında. O olay kilisenin papazın de, Trabzon. Ha, Trabzon. Trabzon tamam. Sotka mahallesi. Kilisenin yanındaki o ev, papazın evi. Hı hı. Onu sonra ilkokula çevirmişler. Biz orada okuduk.
Oho, bahçesinde denize hemen neredeyse sıfır. Bahar geldi mi deniz kenarındayız, okuldan kırıyoruz tabii. Çocukken bile kırıyorduk. Geliyordu, kulağımız çekiliyordu tabii derse. Yani oralardan geldik geçtik. Şimdi o güzelliklere yaşayan insanlar var mı? Vardır. Ben şimdi bizim köyde dediğim yerde işte Datça'nın o köyünde bakıyorum çocuklar okuldan çıkıyorlar. Ellerinde çantalar. Hemen deniz kenarına gidip yüzmeye başladı. İsmi verdiniz, nerede yaşadığınızı söylediniz, ağzınızdan kaçırdınız. Datça'nın bir köyünde dedi. E tamam ama yani Datça'nın... Ya o çok önemli. Ha, orada var tamam. Kaç tane köy. Siz o yaşta, inanamıyorum size. Yani siz 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında denizin kıyısında öyle şahane bir binanın içinde... Ben ilkokuldan ayrılmak istemiyorum. Burası şahane bir yer deyip 2 yılda onu uzattınız mı? 7 yıl? Ya bizde o zaman Almanların dediği gibi kindergarten yok. Doğru dürüst kreşler yok. Bilmem ne yok. Bizi annemiz babamız bırakırdı şeye ya okula gidene ama kadar. Ama bu kararı vermişsiniz. Tabii. Niye verdik? Burası güzel. Ben burada kalayım diye. Tabii. Sevdik ya. Çocuklar sevemez mi? Severler. İşte ama o zaman zaten bireymişsiniz. Bu çok çok çarpıcı bir örnek. Tabii, siz zaten bireymişsiniz. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Ben çok edilgen olmadım hayatımda. Gerçekten öyle. Yani hatta baş kaldıran bir adam. Ha, o zaman da öyleydim, şimdi de öyleyim. Ha, korkaklık mı? Tabii her şeyden korkabilirsin. Korkak mısınız? Evet, biraz korkarım. Şundan, hayattan değil. İnsan, yani kötü insanlardan ki herkes korkar. Ben de korkarım gayet tabii. Kötü insan, kötü düşünen insanlardan. Korkarım tabii. Bu çok önemli bir şey. Yani şimdi korku, bak uçaktan korkarım. Hı hı. Ondan sonra çok büyük rüzgarlardan korkarım. Hı hı. Çocukluğumuzun şeyleri bunlar. Bunu niye konuşuyoruz bilmiyorum ama. Bence çok güzel. Ya bunlar insana dair şeyler çünkü. Yani korktuğunu ifade etmek kadar samimi bir duygu olabilir mi? Yani samimiyet olabilir zaten mi? Zaten öyle olmalı değil mi? Tabii. Ben korkarım ya. Niye korkmayacağım? Elinde bıçakla, tabancayla senin üstüne yürüyen insandan korkmuyorum dersen. Aha, Süpermen misin sen? Şuursuz bence. Evet abi canım. Şuuru yok. İşte yani öyle bütün dünya bu halde. Şimdi işte mesela vahşi kapitalizmden ödüm patlar. Her yerde karşımıza çıkıyorlar. Kaçabiliyor musunuz? Kaçamıyorsun. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Bizi bile neredeyse etkilemeye başladılar böyle. Hani biraz aklın başında olmasa seni de yiyecekler. Yani nasıl böyle... vahşi kapitalizmden korunmanın yolları nelerdir? Korunmanın yolları vahşi kapitali tanımaktan geçer. Önce tanıyacaksın, sonra bakacaksın nasıl korunur. İçmeyeceksin mesela. Bak buradan söylüyorum. Gençliğimizde mesela neler yapardık da birey olduk diye, neler yapmazdık da birey olduğu söylemek de gerek. O da şudur, kolaya karşıydık, kot pantola o zamanlar karşıydık. Ya şimdi ben de giyiyorum bilmem, blue jeans yazıyorum bilmem ne falan. Yani öyle şeyler. Hayır, bu doğru muydu yanlış? Bence vahşi kapitalizme karşı koymanın birinci yolu ne biliyor musunuz? Gerçekten kendini tanıyarak... Kimseyle aynı, yani kimse gibi olmama düsturunda gitmek. Yani niye ki ben onu giyiyorum o moda diye? Niye ben o marka ayakkabıyı alıyorum? Geçmişten bahsettim o an. Yani, şu anda değil. Şu anda şimdi ben vahşi kapitalin satmadığı bir şeyi almaya kalksam bulamıyorsun zaten. Çünkü kapitalin hep şeyinde o, güzergahında her şey. Yukarıdan aşağı başlıyor. Üretiliyor. Ta en küçük satıcıya kadar ulaşıyor. Sen de oradan satın alıyorsun. Dolayısıyla sen de işin içindesin. Kredi kartı kullanıyor musunuz? Tabii kullanıyorum. Çünkü kolaylık sağlıyor. Şöyle sağlıyor. Yani sürekli cebinde para gezdirdiğin zaman adam silahı dayıyor sana, ver cebindeki parayı. Ne oluyor bunlar? Hayalleriniz gerçek olsun. Öbür dünya ile ilgili de hayal ettikleriniz olsun. Daha doğrusu öbür dünya sizin hayalinizdeki gibi çıksın. İnşallah. Sizin için dileğim bu. Tabii yıldızlarda ne dedik buluşursak ne güzel olur ya. Bundan yıldızlarda buluşalım şey ama buluşmadan önce galiba kapatırken. Galiba cennetin şey de o olsa tamam. Gerek yani. Buluşmadan evvel yıldızlarda sizinle kapatırken de belki buluşuruz gitmeden de olabilir mi? Buluşuruz ya.
Çalayım mı bir tane parça? Ne isterseniz. Bakayım ne çalacağız şimdi. Gökte yıldız ellidir da ellisi de bellidir. Kara sevda çekenin de gözlerinden bellidir. Gizli sevda çekenin gözlerinden bellidir. La 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 la. Sal böbrüne kuşağı, bağla üstüne bal. Herkesler misin acaba, balsama bu uşağı. Uşağa bak uşağa, iner belden aşağı. Senin gibi güzel kız yakışır bu uşağa. Armudu budakladım, dallarını sakladım. Anasını yanına, kızını kucakladım. Çıkma sevdim çıkma, portakal ağacına. Kuşu da öyle cesur, dayanamam acına. Ula 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 ula. La 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 la. Oy 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 oy. La 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 la. La 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 la. Çıkma sevdiğim çıkma portakal ağacına. Düşü de öleceksin dayanamam acına. Ay yürü rende rende, ay buluta önünde. Üç gece ekliyorsa yar koynuma girende. Kırmızı yanaklıyım, sandıklara saklıyım. Anası biliydi, kızına meraklıyım. Seni vurumun kızı, yiyeceğim misin beni? Öpsem yanaklarından, diyeceğim misin beni? La 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 la. La 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 la. Oy 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 oy. Oy 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 oy. La 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 la. Drama oyunculuğuna devam edecek misiniz İrem Hanım? Ya nerede peki şnorkelle ekranlara çıkmak seksapelinize halel getiriyor mu? Hiç bir şey getireceğini düşünmüyorum. Çünkü her zaman her türlü seksi kodik kodanıyorum. Yani böyle yakına girsem, evet, yapsam da sorun yok değil mi? Olsun, sonra düşünüyoruz kısa. Çok etkileyicisiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.